Konuğumuza geçeceğiz. Yomi Castro, İnmeon yönetici ortağı ve TÜBİSAT yönetim kurulu üyesi. İyi yayınlar dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi bu pandemi süreci aslında biraz dijital dönüşümü yavaş yavaş başlayan ülkemiz dahil bu dönüşümü çok kısa sürede sanki yapmışa benziyor. Dolayısıyla öncelikle bu hızı biraz anlatalım isterseniz. Yani bu 7 yılda alacağımız yolu biz daha kısa sürede mi aldık? Türkiye ve dünya açısından da soruyorum bunu. Merhabalar ve öncelikle iyi yayınlar Zeliha Hanım. Aslında konuya doğru yerden girdik. Pandemi süreciyle beraber e-commerce ciddi bir hacme ulaştı ve Türkiye'de bu hacme olabildiğince ayak uydurdu aslında. Pandeminin e-ticareti etkilerini en çok Nisan sonu Mayıs ayı itibariyle görmeye başladık. Burada belli kategorilerde sağlık, hijyenik ürünler kategorilerinde normale göre, beklenene göre e-ticaret 6 kat daha büyük ciro oluşturmaya başladı. Moda kategorileri gibi çok yükselmenin eve kapanmayla beraber beklenmediği kategorilerde bile biz bunu 2-2,5 kat kadar yükseldiğini gördük. Dünyada da trend aslında bu şekildeydi. Onu da sorduğunuz bir dünya kıyaslaması bağlamında. Bir şeyin çarpıcı olacağını düşünüyorum. Biz bu dönemde Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, İsviçre Ticaret Odası ve Inveon olarak aslında 9 tane ülkenin e-ticaret değişikliklerini, alışkanlıklarını, kullanıcı yanıtlarını analiz eden bir rapor hazırladık. Ve burada ülke bazında kıyaslamalar var. İşte Almanya'da, Brezilya'da, Çin'de vesaire var. Buradaki bizim açımızdan en çarpıcı unsur şuydu. Tüketicilerin e-ticaret alışkanlığını edinme ve bunun kalıcı olma, kalıcılığını gösterme anlamında iki ülke başı çekiyor. Bir tanesi Çin, bir tanesi Türkiye. Ve pandemiyle beraber oluşan e-ticaret hacminin en az %60'ının Çin'de ve Türkiye'de kalıcı olacağına dair öngörüler söz konusu. Burada baktığınızda tabii ki bizim e-ticarette bir yol haritamız var. Sektör olarak, ülke olarak bir takım rakamlarımız var ulaşmayı hedeflediğimiz. Ama bir basit bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz 2019 yılının bir önceki yılına göre Türkiye'deki e-ticaret büyümesi %40'lardayken biz bu yıl %100'ün üstünde bir büyümeyle e-ticaret sektörünü kapatıyoruz. Bu da aslında neredeyse belki 7 yıllık transformasyonun kullanıcı alışkanlıklarının kısa bir süreye sığdırıldığını biraz gösteriyor. Peki bu hafta Cuma ABD piyasaları zaten kısa bir haftaya başladı. Şükran günü hem de Black Friday dediğimiz o alışveriş çılgınlığı ama burada tabii geçtiğimiz yıllara karşılaştırma yaptığımızda mağazalardan ziyade online alışveriş mi daha yoğunluklu olacak? Yani 2019'un hem Türkiye hem dünya açısından soruyorum çarpı iki katı bir satış beklenir mi ya da daha fazla? Evet. Şöyle çok ilginç bir haftadayız aslında. Malum Kasım ayı kampanyalarının başladığı, yurt dışında Black Friday, Türkiye'de efsane Cuma kampanyalarının yoğun olduğu bir nokta. Şimdi Kasım ayının e-ticarete dalgalanma yarattığı aslında iki tane odak noktası var. Bir tanesi 11-11 günleri. Bu malumunuz Uzak Doğu'dan ve marketplace'lerden dünyamıza katılan bir kampanya dönemi oldu. İkincisi de Efsane Cuma kampanyaları. Bu da ağırlıklı aslında uzun yıllardır perakende sektörünün bu dönemde yapmış olduğu kampanyaların online'a yansımasıyla oldu. Aslında bu normalde perakende sektörünün bir kampanyası. Fakat online'ın kuvvetli dijital pazarlama yatırımları yapması, marketplace'lerin bu yatırımları yapması, pandeminin etkisiyle insanların online alışverişe daha çok yönlenmesi sebebiyle bu kampanyada perakende sektöründen çıkıp e-ticaretçilerin, marketplace'lerin kampanyası haline geldi. Size biraz rakamla fikir vermem gerekirse, bu yıl Türkiye'de yaklaşık 200 milyar TL'lik bir e-ticaret hacmi bekliyoruz. Bu 200 milyar TL'nin 30 milyar TL'si Kasım ayına sıkışmış durumda. Ve bu 30 milyarın neredeyse yarısı şu an içinde bulunduğumuz haftaya sıkışmış durumda yapılıyor. Burada tabii çok ilginç bir takım dinamikler baş gösteriyor. Buradaki tüketicinin hem alışkanlığından hem de bir takım indirim etkilerini maksimize etmek için dijital pazarlama yatırımları arama motorlarında ve sosyal ağlarda çok yoğun olarak devam ediyor. Bunun rakamsal etkisini de şöyle görüyoruz. Normal bir dönemde, kampanya yoğun olmayan bir dönemde bir birimlik pazarlama yatırımıyla belli bir ciro yapan markalar şu an o pazarlama yatırımını 3 katına çıkartmak durumunda. Dolayısıyla birim ekonomisi 3 kat artmış durumda.
özellikle Türkiye'deki iki büyük pazar yerinin reklam alanlarını yoğun bir şekilde işgal etmesiyle beraber hepiniz görüyorsunuz, tecrübe ediyorsunuzdur. Perakende sektörünün buralarda beklediği rakamlarla reklam satın alması yapamadığı 2-3 katlık maliyetlere katlandığı bir durumdayız. Bu cirolara tabii ki yansıyor. E-ticaret hacimlerine, lojistik yüküne tabii ki yansıyor. Sorunuzun tekrar cevabı, evet, bu aslında online'ın çok yoğun olduğu bir kampanyaya dönüşmüş durumda. Hatta belki de bundan sonra perakende sektörünün yine pandemiden sonra da çok büyük kısmı online hareketlenmelerle devam edecek durumda. Aslında size bir farklı bir noktada bir sorum var. Dün biraz bu ekranda Aile Ekonomisi yayınında da biraz konuştuk bunu. Biliyorsunuz 1 Ocak'tan itibaren bir torba yasada geçen bir madde var. O da evde yapılan ürünlerin, ama tabii ki burada seri imalat olmayacak, evde üretilenlerin salon ortamda satılmasıyla beraber vergi muafiyeti geliyor. 220 bin TL'nin altı için. Şimdi biz dün konuşurken hocamızla biraz şeyi merak ettik. Yani siz reklam deyince ev yapımı ürünlerin e-ticaret üzerinden satarken bunun reklam, pazarlama maliyeti, bunları çok çözemedik biz. Çünkü yani tam rakama bilemediğimizden dolayı işte seçenekler ne olabilir buradan bizi izleyen ve evde üretim yapanlar için diyeyim. Tabii ki. Öncelikle bu vergi düzenlemesi aslında ev halkını e-ticaret ekonomisine bir üretici olarak katmayı hedefliyor ve bu anlamda çok pozitif bir düzenleme. Fakat arka planda baktığımızda büyük resimde daha da güzel bir bence yaklaşım var. Türkiye'nin... Bu arada sözünüzü kesiyorum ama Cumhurbaşkanı...